Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a gelecek güncellemede gelmesi muhtemelen yani olacak değişikliklerden bahsedeceğiz. Bunların kesinlikle yani doğruluk payı var mı yok mu belli değil yani. Bilemiyoruz ne kadar doğru olduğunu. Yani kafama en uygun gelen bana yani böyle site yani bu Clash of Clans infoterenin paylaştığı bilgiler oldu. Bunlar da güzel bir şekilde Türkçe'ye çevirmişler yabancı sitelerden alıp. O yüzden buradan paylaşacağım. Hemen geçelim. Gördüğünüz gibi Mayıs 2020'de güncellemesine gelecek yenilikler diye bir başlık atılmış. Clash of Clans tarihinin en büyük güncellemeden bir tanesi olacak ve oyunun birçok yenilikle birlikte yeni seviyeler, birlikler ve büyüler gelecek demiş. 15-20 Mayıs tarihi arasında geleceğini tahmin ediyoruz demiş. Yani burada bakın çelişkilerden birini söylüyorum size. Clash zaten bunu ben daha önce biliyordum. Supercell demişti ki bu güncelleme ile ilgili herhangi bir bilgi ve sızıntı yapmayacağız. Güncelleme geldiği zaman göreceksiniz. Yani biz dışarıya bir bilgi vermiyoruz demişti. Ancak bakın burada ne yazıyor? Detaylar resmi Facebook sayfasında spoiler duyuru olarak yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı. Güncellemenin oyuna ne zaman geleceği ilgili bir bilgi yok. 15 Mayıs 2017 tarihini bulacağını tahmin ediyoruz demiş. Bakın demiş ki Facebook'ta paylaşılıyor. Ancak Supercell demişti ki biz herhangi bir yerde bunu duyurmayacağız demişti. Ama ben Facebook sayfasını kontrol etmedim. O yüzden net bir şey söylemiyorum. Bakın hemen altında demiş ki Supercell firmasının oldukça gizli tuttuğu Mayıs 2017 güncellemesi ilgili edindiğimiz bilgileri yazımızda bulunabilirsiniz. Diyor ki hem diyor ki Facebook sayfasında paylaştı. Hem de diyor ki gizli tuttu. Yani burada bir çelişki var. Yani paylaşıyor mu gizli mi tutuyor onu bilmiyoruz. İngilizce forumları araştırdığı kadarıyla birlikte gelecek olan yeniliklere birlikte göz atalım. Bu aradaki bilgiler kesin olmamakta. Birlikte oyuna muhtemelen gelmesi beklenen bilgilerde güncelleme ayrıntıları netleşen içerik güncellenecektir demiş. Yeni gelen birlikler demiş arkadaşlar. Buz büyücüsü demiş. Buz büyücüsü biliyorsunuz daha önce bir etkinlikte gelmişti. Kısa bir süreliğine kullanmıştık gitmişti. Savunmalara direktmen saldırıyordu. Yani yardımcı bir birlik olarak kullanabilecek bir asker. 3-5 tane böyle tahmin ediyorum. Tabii görünce göreceğiz. Kışlayı 13. seviye yaparak bunu kullanabilecekmişiz arkadaşlar. Buz büyücüsünü savunmaları yavaşlatıyor, donduruyor dediğimiz gibi kısa bir süre. Yeni birlik Kaos Üstadı, Kara Eksir Birliği demiş. Uçan birlik yani Cehennem Ejderi gelecek arkadaşlar. Clash Royale'den bildiğimiz Cehennem Ejderi. Ancak Clash Cehennem Kulesi gibi, Clash of Clans'taki Cehennem Kulesi gibi çoklu vuracak. 40 yer kaplayacak arkadaşlar. Canı da ejderhadan yüksek, daftasından az olması bekleniyor. Kara Kışlası 2. seviye yükselteceğiz. Öyle açılacak ve 2. seviye yapabilecekmişiz. Öyle söyleniyor. Yeni büyü Kıyamet Büyüsü. Kıyamet Büyüsü de arkadaşlar 3 yer kaplayacakmış. Ölen askerleri yeniden diriltecek. Ben başka bir yerde okuduğum bilgiye göre 15 saniye hayatta kalacak. Daha sonradan tekrar otomatikman ölecekler. Yani güzel. Çünkü savunmalarda büyük değişiklikler var. Tekrar diriltmek gerekebilir askerleri. Çünkü tek yiyebilecek bir sürü asker olacak. Yeni büyü tetikleme büyüsü. Bu da şeymiş. 5. seviye kara büyü fabrikasının 5. seviye yaptığımız zaman açılıyormuş arkadaşlar. 2 birim yer kaplayacak. Bu kötü arkadaşlar. Özelliği ise tuzakların yerini göstermesi. Gizli binaların tuzakların. Yani tuzakların yerini göstermesi için 2 birimlik bir büyüyü kim harcar bilmiyorum. Ancak seviye yükseldiği zaman yeni yer açılırsa yani fazladan büyü alabilirsek o şekilde kullanılabilir. Yoksa zor. Kimse kullanmaz diye düşünüyorum. Köy binası 11 için gelecekler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Laftazı 5. seviye, Balon 8. seviye, Duvar Kırıcı 7. seviye, Pek 6. seviye, Valkür 6. seviye, Cadı 6. Burada Pekka'nın yükselmesi benim hoşuma gitti. Pekka saldırıları çünkü 10'da 11'de pek yapılmıyordu. Ancak 11'de yine değişen bir şey olmayacak ama yani 11'de değişen bir şeyler olacak. 10'da pek bir şey ifade etmiyor çünkü 11'de yükselecek. Her neyse. Cadı 4. seviye olacakmış. Okçu Barbar Goblin ve Büyücü için 8. seviye gelmiş. Büyücüye gelmesi güzel olmuş. Okçu Barbar bilmiyorum zaten. Çok önemli değil. Ganimet'te yine işe yarıyor. Normal seviyede 7. seviye. Büyü Fabrikası 6. seviye olacak. Deprem Büyüsü 5. seviye olacak arkadaşlar. Kara Eksir Sondası 7. seviye olacak. Kara Eksir daha fazla toplamamıza yarayacak. İksir Toplayıcılar Tim İksir ve Altın Toplayıcı 13. seviye olacakmış arkadaşlar. Bu bayağı bir
Zamanları değişmeyen bir şey. Ordu kampı 9. seviye olacak. Toplamda 24 tane fazla birlik basacağız arkadaşlar. 11. seviye köy binası için. Yaylı tuzaklar dahil olmak üzere dev bomba hariç bütün tuzaklar yükselecek arkadaşlar tekrardan. Havası olması 4'ten 5'e çıkıyor. 5 tane havası olmamız olacak. İnşaatçı sayısı 5'ten 6'ya çıkacak. 11. seviye köy binasında. Hava bomba. Bu inşaatçı sayısı 6'ya çıkacak ya. Bu 11'de yazmış ama 10'da da 10. seviyede de olacak bildiğim kadarıyla. Hava bombası ve hava mayını sayısı arttırılıyor arkadaşlar. Yani hava birimlerine yeni seviyeler geliyor ancak savunmalar da güçleniyor. O yüzden yani oyun biraz daha hareketli olacak ama çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi. Hani güçleniyor ama bir yandan da gücü azalıyor savunmalarla birlikte hava saldırıların. Balon yeni seviye. Bak bu köy binası 10. için gelecekleri okuyor şimdi. Balon 7. seviye, laf tazı 4. seviye, artık 10. seviye köy binasında olacak. Eskiden 11. seviyede oluyordu. Düşürüyorlar 10. seviyeye. İyileştirme büyüsü 7. seviye, öfke büyüsü 6. seviyemiş. Evet, gelelim gemiye. Herkesin merakla beklediği o gemi nedir? Neyin nesidir? Arkadaşlar bu gemi. Ben bunu şeye bağlıyorum biraz. Her zaman böyle troll videolar yaparlar. Daha doğrusu clickbait videolar yaparlardı. İşte resimlerde gördük böyle. Taş toplayan sondalar var. Yeşil taş sondaları falan. Onu yani hayata geçiriyorlar gibi bir şey olmuş bence. Çünkü ne demiş? Bu gemi ganimet ve mücevherleri 24 saatte bir taşıyacak. Yani o YouTube'da videolarını izlemişsinizdir belki. Hani biniyorlar gemiye, gidiyorlar adaya falan. Galiba yani böyle bir adaya gidip oradan bize yeşil taş falan getirecekler. Öyle bir muhabbet olacak gibime geliyor. 24 saatte bir mücevherleri ve ganimet taşıyacak. İstersek ganimet, istersek taşları alabilecekmişiz. Mücevher dediği taş oluyor herhalde. Başka bir şey olamaz herhalde. Yeşil taştır. Ganimet miktarı daha yüksek belediye binasında artacaktır. Bazı askerler için yükseltme maliyeti ve zaman azaldı. Bu arada arkadaşlar gemiyi herkes yani deniz askeri bekliyordu ancak bence Clash of Clans'a deniz askeri gelmesi çok zor bir şey. Her şey olabilir, böyle bir gemi yanaştırıp oradan bir roket füze atılabilir ama yani böyle gemiden bir asker indirip saldırmasını ben hiçbir zaman beklemiyorum açıkçası. Bu kendi fikrim. Hava bombası balonlara 1,5 kat hasar verecek. Hava bombası. Bu güdümlü hava mayını değil herhalde, siyah olan, kırmızı olandan bahsediyorsa bayağı bir kötü arkadaşlar. Maksimum seviyede iki tane yan yana koyulduğu zaman maksimum seviye balon gruplarını anında öldürecek, tek atacak yani iki tane bomba. Bu yüzden işte o diriltme büyüsü burada bir devreye girebilir arkadaşlar. Dev 7 ve 8 için canlar artmış, HP oranları artmış. Daha fazla dayanabilecek çünkü savaşlarda pek kullanılmıyordu. Bu iyi olmuş bence. Ganimet savaşlar dışında kullanılıyordu diyelim. Cadıların zararı hafifçe arttırıldı ve 50 düşürülmüş kara iksir oranı maliyeti. Oyun içi konuşma sistemi geliştirildi. Ben tahmin ediyorum ki yani bunu hiçbir yerde okumadım. Tahminlerimden biri. Arkadaşlık listenizdeki arkadaşlarla ayrı bir sohbet kısmında konuşulacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar orada duruyor. Arkadaşlık listenizde bir sürü arkadaş var ama konuşamıyorsunuz. Bence güzel bir şey olur. Aynı klanda olmak zorunda kalıyorsunuz konuşmak için. 11. ve 15. seviye klanlar da kapasitesine göre işte ikramiye artmış. Herhalde mesela 50 kişi varsa daha çok ganimet gelecek savaşlardan falan. Klan kalesi için yeni uyku savunma düğmesi gelmiş arkadaşlar. Klan kalesimizdeki askerleri uyuttuğumuz zaman, köyümüze bir saldırı olduğu zaman askerler direkt çıkıp çıkmayacak içinden. Ancak klan kalesini yıkarlarsa o zaman öleceklermiş. Köyün çevre genişliği arttırıldı. Herhalde harita büyüyor. Buradan onu anlıyoruz. Orman alanı var. Hani kullanmadığımız alan. Orası mı arttırdı bilmiyorum ama bence normal alan artmalı arkadaşlar. Çünkü geniş bir köy düzeni yaptığın zaman yanlarda hiç boş yer kalmıyor. Hazine kaynaklı ganimetler bir klan üyesi bağışlayabilecek. Yani arkadaşlar ganimet bağışlama geliyor. Birbirimize ganimet gönderebileceğiz. Ancak sınırlı olacak tabii ki. Yoksa çok haksızlıklar mevcut olurdu. Yani küçük bir köyden ganimet kasıp rahat kasıp değişik köylere gönderilebilirdi. Daha alt liglerden kasıp, yani saçma olurdu biraz. Dostça mücadele artık oyun içi arkadaş olduğunuz kişilerle yapılabilecek. Yani bu ben sohbeti olsun dediğim, yani arkadaşlarla sohbet edilsin dedim ya, arkadaşlık istesini. Bu da hani
Onlarla savaş yapabileceğiz. Mücadele savaşı. Mücadele atabileceğiz yani. Köyünüz 0 derece ile 180 derece arasında görünebilecek. Bu da gayet güzel bir şey olmuş. Olursa. Yani benim buradan anladığım şey herhalde. İstediğimiz açıdan bakacağız köyümüze. Yukarıdan, sağdan, soldan. İstediğimiz şekilde ayarlayacağız. Bu da yani sıkılanlar için normal köy görünüşünden güzel olmuş. 6. inşaatçı kulübesi 5000 kristal ile satın alınabilecek diyor. Yani 5000 taşı 6. inşaatçıya alabileceğiz. 10. seviye ve üstünde olmamız gerekiyor. Daha önce 11. seviyede yukarıda yazmıştı. Ben demiştim bildiğim kadarıyla 10. seviyede de alınacak diye. Yani 10. seviyede de alınacak muhtemelen. Çünkü orada da bayağı bir yükseltme olacak artık. Daha fazla sayıda tek oyuncu, misyon üstü, goblin üstleri. Buradan da anladığım kadarıyla şu arkadaşlar. Cümleler biraz karışık olsa da. Yeni goblin köyleri gelecek. Kara iksiri kasmamız için böyle. Yani bol kara iksirli. Burada X yayları, cehennem kuleleri ve taktik avcı uçağı gibi yüksek savunmalar olacak. Yani güzel. Oralarda güzel bir taş ödülü verirlerse güzel olur. Çünkü 6000 taşı 6. inşaatçıyı alacağız. Artık kahramanlarınızın ismini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu sınırlı mı olur, sınırsız mı olur bilmiyorum. Ancak hani bazı YouTuberlar vardı hani kimisi Cemile koyar, kimisi Behlül koyar. Bu tarz arkadaşlarımız var izlediğim kadarıyla. Bunlar da artık istediği isimleri direkt koyacaklar kahramanlarına. Gayet güzel olacak. Evet, burada sonuna geldik. Daha fazla bilgi yok arkadaşlar. Yani benim de diğer sitelerden okuduğum kadarıyla bunlar. Burada hepsini bir araya getirmişler. Ancak hani doğruluk payı dediğim gibi herhangi bir bilgi yok. Supercell demişti ki biz herhangi bir bilgi sızdırmayacağız. Ancak bunlar da öğrenmiş bir şekilde bir yerden ben kendim kontrol etmedim. Orijinal hesaplarından ne gibi bilgiler paylaştılar paylaşmadılar mı ama tek gördüğüm şey oydu. Paylaşmayacağız demeleriydi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarıma da video sonundan kartlardan ulaşabilirsiniz. Siz de yorum olarak güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı veyahut da şöyle böyle olsaydı daha iyi olurdu diyebilirsiniz. Orada muhabbet edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.